Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. C# ile ikinci yüzyıl derslik serimizin 91. dersi olacak sanırım. Kontrol edelim. Evet 91. dersteyiz. Şimdi bu derste kurumsal e, mimarlar üzerinde kral işlemleri gerçekleştirirken sırada silme işlemi vardı. Silme işlemini gerçekleştireceğiz. Silme işlemini gerçekleştirebilmek için bizim öncesinde arkadaşlar e, bir bulma işlemine ihtiyacımız var. Yani find işlemine ihtiyacımız var. Çünkü şundan dolayı mesela ben Şöyle product'tan bir örnek vereyim. Şimdi product'ta diyelim ki bir bakayım bu arada benim ürünlerim var mı product'ta yok. Kategoriye gidelim. Şimdi kategoride diyelim ki ben 4 numaralı ID'yi gönderdim. Şimdi 4 numaralı ID'yi gönderdiğim zaman 4 numarayı silmiyor. Komple bu satırı siliyor. Yani ondan dolayı ben 4 dediğim zaman komple bu satırı bulması gerekecek. Bunun için de benim ilk önce bir find metoduna ihtiyacım var. Şimdi ilk adım olarak abstract tarafına geldim. iRepository'nin içerisine geldim. iRepository'nin içerisinde ben bir T türünde find metodu oluşturacağım. Parantez açtım. Burada bir lambda expression ifadesi var. Şöyle kullanılıyor. Expression, expression, expression dedikten sonra daha sonra küçüktür. Function, sonra bir küçüktür sembolü daha. Ee, entity değerimiz sonuç olacak. T, T ifadesinden sonra virgül. Bu T türü bool olacak. Ondan sonra başka ne eklemem gerekiyor benim burada? Bir de burada sonuna bunun için bir isim vermeniz gerekiyor. Mesela ver olur burada filter kullanabilirsin veya expression kullanabilirsin. Bu tamamen size kalmış. Şurada expression altını çiziyor. Şunu using system link ve beraber kullan dediğim zaman altındaki hata kalkmış oldu. Tamam mı? Şimdi şöyle yapalım abstrak klasörde yaptık ama repository'de de bunun tanımlanması gerekiyor. Şu an burada bir hata fırlatacaktır bize. Bir hata geldi. Diyor ki senin e, implemente implement etmediğin interface içerisinde burada kullandığım bir metot var. Bunu da implement et diyor. Bunu da implemente et dedim. Implement et dedikten sonra bakın burada komutum gelmiş oldu. T find komutu. Sen diyeceğim bana return geriye şunu döndürmeni istiyorum. Alt dire objekten gelen değeri İlk değeri first or default metoduyla döndür. Peki burada parantez içerisinde ne alacak? Parantez içerisinde tabii ki verden gelen ifade alacak. Bu da bizim ID'mizi olduğu kaydı tutacak. Tamam mı? Şimdi repository ve ayrı repository'yi kapattım. Daha sonra kategori menajere geri geldim. Sen diyeceğim yeni bir tane metot ol. İsmin e, business layer delete olsun business layer delete parantezimi açtım bir p parametresi alacaksın süslü parantezimi açtım alt satıra indim daha sonra ne yapmam gerekiyor diyeceğim ki eğer p farklıysa neyden sıfırdan eğer p sıfır değilse o zaman buradaki işlemleri yap peki aksi durumda süslü parantezimi açtım o zaman da sen bana return eksi bir döndür eğer sıfır ise buradaki işlemleri yapacaksın aksi durumda return eksi bir döndüreceksin peki buradaki işlemler ne olacak buradaki işlemler şu olacak kategoriden C isminde bir değer oluşturdum. Yani C isminde bir değişken oluşturdum aslında. Bu değişkenin türü şu anda kategori türünde. Eşittir dedim. Kate repo nokta. Nokta dedikten sonra burada find metodunu kullanacağım. Find metodundan sonra parantezimi açtım. Sen diyeceğim x eşittir büyüktür. X öyle ki x nokta. Bakın nokta dedikten sonra buradaki e, kategori sınıf ait propertiler geldi. Kategori ailesi eşit eşit. Neye eşit olan? Parametreden gelen değer olan noktalı virgülümü koydum. Sonra alt satıra indim. Return sammana geriye bir şey döndüreceksin. Ne döndüreceksin? Katerepo nokta delete metodunu döndüreceksin. Tamam hocam güzel. Delete metodunu döndüreceğiz. Peki delete metodu içerisinde neyi sileceğim? Tabii ki sen delete metodu içerisinde C'den gelen değeri sileceksin. Peki burada C neyi tutuyor? C benim gönderdiğim ID'ye ait bütün satırın kaydını tutuyor. Delete metodu da ne yapacak? Onu remove yapacak. Ve remove yaptıktan sonra listeden silinmiş olacak. Daha sonra program CS'e geldim. Şimdi şuradaki ekleme kısmını ben açıklama satırı haline getirdim. Burada ne yapmam gerekiyor? Bir tane ID değişkeni göndermem gerekiyor. Şöyle yapalım direkt. Mesela e, ee, kategori manager nokta bl delete para, parantez içerisinde P türünde ee, pardon int türünde bir p değeri istiyor benden. Ben mesela 5 numarayı silmek istiyorum. Yani bunu istiyorsanız klavyeden de alabilirsiniz. Bunu yaparsınız. Execute SQL dedim. Bakın hallar duruyor. Tamam mı? Ben 5'i sileceğim. F5'e bastım. Bir bakalım 5 silinecek mi? Bekliyorum yüklenmesini. Şimdi önce listelim yapacak. Sonra silecek. Aslında burada önce sildirip sonra listelersek çok daha sağlıklı olacaktır. Şu an bir problem yok. Geldim buraya. Sağ tuşu. Execute SQL. Hallar listeden silinmiş oldu. Tamam mı? Silme işlemi için ne yapmam gerekiyor? İlk önce aklınızda bulunsun. Silme işlemi için ilk önce ID'ye göre ilgili kaydın e, detaylarının find metoduyla bulunması gerekiyor. Sonra bulunan değer delete metoduyla listeden remove edilmiş oldu. Bu kadar. Gelecek derste update yapacağız. Sonrasında bir de arama yapacağız. Sonrasında e, bu başlığı nokta alıyor olacağız. Bununla ilgili şu an Yüdemi'de hazırladığım oldukça kapsamlı bir kurs var. Tamamen kurumsal mimarlar üzerinde hazırlandı. 200 e, dersin üstünde oluyor. İnşallah Nisan ayı içinde yayında olacak. Nisan 2021'de. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.